Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin başarısız olmasının hikmeti nedir? Yemen valisi Ebrehe kendi yaptırdığı bir kiliseye, ibadethaneye insanları yönlendirmek ve teşvik etmek hem de Kabe'ye yapılan bu hürmeti ve saygıyı ortadan kaldırmak için Kabe'yi yıkmak üzere meşhur Mahmud isimli filiyle ve ordusuyla gider. Ancak Allahu Teala "Elem tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil" suresinde de ifade edildiği üzere buna izin vermez ve hem ordusunu hem de kendisini darmadağın ederek Kabe'yi yıkmasına izin vermez. Bu olay Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif etmesinden ya önce bir olmuş bir olay. Dolayısıyla Peygamber Efendimizle ilgili olmasından dolayı bu durumda özellikle de Kur'an-ı Kerim'de anlatılmasından Peygamber Efendimizle ilgili olarak görmedin mi diyerek doğrudan Peygamberimize ve ümmetine hitaben böyle konuşulması ayette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden sayılmış. Daha peygamber olmadan onun peygamber olacağını müjdeleyen ve Allah'ın verdiği haberlerden kabul edilmiş. Demek ki o Kabe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem memleketi hem doğduğu yaşadığı yer hem peygamber gönderildiği yer hem de orayı fethetmeyi nasip ettiği yer ve hem de hem kendisi hem ümmetinin kıyamete kadar günde beş defa en az oraya yönelerek ibadet ettiği mukaddes bir Allah'ın evi dediğimiz mekan. Beytullah. Öyleyse Allahu Teala Peygamber Efendimizle bu kadar ilgisi olan bir evin elbette bir kafir tarafından yıkılmasına izin vermeyecek ve bu durum Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın peygamberliğinden istikbalde burayı kendisine kıble yapacağından haber veren bir işaret olarak anlayabiliriz. Müzik